Bugün 7. sınıf aynalar konusundan bahsedeceğiz. E, aynalar konusu dediğimizde 3 çeşit aynamız var. Öncelikle düz ayna, çukur ayna ve tümsek ayna. Bakın çok basit yöntemlerle anlatacağız hemen kısaca. Düz ayna dediğimiz günlük hayatta kullandığımız aynalar. Bakın gördüğünüz ayna, düz bir ayna. Düz aynanın özelliklerinden bahsetmek için hemen bahsetmeyelim hatta deney yaparak görelim hemen. Bakın kalemi aynaya doğru yaklaştırıyorum. Aynadaki görüntüsüde kalemin yaklaşıyor mu? Bakın uzaklaştırıyorum. Aynanın içerisinde de kalem uzaklaşıyor gördüğünüz gibi. Aynaya biraz yakın. Aynaya kalemi yaklaştırdığımda görüntü de yaklaşıyor. Aynadan kalemi uzaklaştırdığımda görüntüsü de uzaklaşıyor. E, düz aynanın özelliği bakın görüntü bir kere ters oluşur aynada. Yani ben sağ kolumu kaldırdığımda aslında sol kolum kalkar. Bunu da şöyle ispatlayayım. Mesela şuraya bir isim yazalım. Mesela ne yazalım? Ee, diyelim ki Fatih. Mesela Fatih ismini yazıyorum. Fatih. Evet. Aynadaki yazıya bakın. Evet. Aynada görüntü ters görünüyor. Ben buraya aslında yazımı düz yazdım. Bakın altını çiziyorum. Burada Fatih yazısını düz yazdım. Aynadaki görüntüye bakın ters çıkıyor yani e, düz aynalarda görüntü ters olur bunu da ambulansların önünde falan bakarsınız ambulans yazısını ters yazarlar ki karşıdaki adam e, aracının aynasından baktığında ambulansı düz görsün diye ambulanslarda yazıları ters yazarlar evet düz aynada da e, ben görüntü görüntüne kadar aynaya ne kadar uzaklığı varsa diyelim ki bu ayna ile benim kalem arasında e, bir parmak uzaklığım var Diyelim ki parmağımın boyu kadar uzaklığım var. Görüntünün de yine aynada e, aynı uzaklığı vardır. Yani aynaya ne kadar uzaksam görüntü de aynada e, o kadar uzaktadır. Düz aynalar ile bilmeniz gereken bu kadardır. Görüntü ters çıkar. E, aynaya olan uzaklığı, cismin aynaya olan uzaklığı e, görüntü ile e, eşit mesafededir. Kalem ile ayna arasındaki 10 cm ise aynadaki görüntü ile ayna arasındaki mesafe yine 10 cm'dir. Bununla ilgili şöyle soru sorabilirler. Derler ki bir cisim ile bir cisim aynaya 10 santimetre uzaktadır. Cisim ile cismin görüntüsü arasında ne kadar mesafe vardır diye sorarlar. Bakın cisim ile cismin görüntüsü. Yani cisim aynaya 10 santimetre ise görüntü de 10 santimetre uzaktadır. Toplam 20 santimetredir. Yani şöyle düşünelim. Bir ayna, bakın düz ayna. Şurada bir cisim olduğunu düşünün. Şu aradaki mesafe 10 cm ise, 10 cm görüntünün uzaklığı aynanın arkasında yine 10 cm uzaktadır. Yani cisim ile cisim ile görüntü arasındaki mesafe 20 cm'dir. Bu tarz sorular sorabilirler. Evet, geçelim. E, tümsek ve çukur aynanın özelliklerinden bahsedelim. Bakın günlük hayatta e, gördüğünüz işte bir kaşığın içi ya da kepçenin içi gördünüz. Kaşık ya da kepçenin içi çukur aynaya örnektir. Bakın bunların içi çukurdur. Çukur olduğu için çukur aynaya örnektir. Yine kaşığın içi aynı zamanda arka tarafı bakın kaşığın ve kepçenin arka tarafı tümsek ayna örneğidir. Görüntüleri de görebiliyorsunuz orada. Evet şimdi çukur aynanın özelliklerinden bahsedelim. Şimdi aynanın e, kepçemin içi Kepçemin içi gördüğünüz gibi evet kepçenin içerisi bakın gördüğünüz gibi kepçenin içinde beni telefonla kendimi çekerken de görebiliyorsunuz. Fakat görüntünün ters olduğunu görüyorsunuz kepçenin içerisinde. Görüntünün ters olduğunu gözlemliyorsunuz. Evet. Bakın e, bu bir çukur aynadır. Yani çukur aynada görüntü nasıl olabiliyormuş? Ters olabiliyormuş. Bir diğeri ise bakın çukur aynada e, odak noktasıyla ilgilidir bu görüntünün nasıl olduğu. Şimdi kalemimi Bakın uzatıyorum. Kalem aynanın içerisinde ters bir şekilde görünüyor şu an. Yaklaştırıyorum, yaklaştırıyorum. Bakın izleyin. Bakın izleyin. Evet kalem düz görüntüsü oluştu mu? Bakın şu an kalemin düz görüntüsü oluştu. Yani e, düz oluştu ve dikkat ederseniz bakın görüntü e, ne yapıyor? Kalemi yaklaştırdığımda görüntü düz oluşuyor. Uzaklaştırdığımda bakın uzaklaştırıyorum. Uzaklaştırıyorum. Kaleme bakın ters oluştu. Yani çukur aynada görüntü düz ya da ters olabilir. Düz ya da ters olabilir. Aynı zamanda görüntüyü büyütmeye yarar çukur ayna. Bakın kalem büyüyor, kocaman oluyor aslında. Şöyle yaklaştırdığımda bakın kalem kocaman oluyor. Görüntüyü büyütmeye yarar. Bu nerede kullanılır? Günlük hayatta bayanlar makyaj yaparlar. Makyaj aynalarında kullanılır. Ya da dişçi aynalarında. Dişçilerin aynaları vardır. Dişin içerisine bakarlar. Şöyle bir ayna Küçük bir e, ayna, bunu ağzının içine sokar. Oradaki çürüğün büyüterek görünmesini sağlar. Evet. çukur ayna. Gördüğünüz gibi, anlatmaya gerek yok. Bir kaşık ya da kepçe alın, kendiniz özelliklerini bulun. Bakın, şu an kepçenin içerisinde, yani çukur olduğu için çukur aynadır. Benim görüntüm ters durumda duruyor. E, aynı zamanda odak noktası ile ilgili olduğunu söyledik ve bakın kalemi yaklaştırdığımda, kalemi yaklaştırdığımda görüntü düz oluyor ve büyüyor kalem. Bakın görüntü büyüyor. Görüntüyü büyük, küçük, ters görebilirsiniz çukur aynalarda. Testlerde bu şekilde çıkar. Zaten büyük, küçük ve ters olan bu vardır. Bir diğer ise tümsek aynalardır. Bakın tümsek ayna. Kepçenin ters tarafını çevirdim. Evet. Tümsek ayna. Bakın tümsek aynalar genelde arabaların dikiz aynaları. Dikiz aynalar tümsek aynalardan oluşur ki yoldaki bütün araçları görebilin diye. Tümsek aynaya bak. Tümsek aynaya baktığınızda benim görüntümü düz bir şekilde görüyorsunuz. Bakın kalemi tutuyorum. Kalemin aynadaki görüntüsüne bakın. Yine düzdür. Aynadaki görüntüsü şu şekilde tutayım. Evet düzdür. Bakın yaklaştırıyorum. Görüntü evet düz. Ve e, size şunu söyleyeyim. Bakın e, odanın tamamı ben bu tümsek aynaya tuttuğumda şu an bulunduğum odanın tamamı kapıda dahil gözlemlenebiliyor. Tümsek aynalar tıpkı bir kamera gibidir. Zaten kameralarda da Tümsek aynalar kullanılır. Görüntüyü küçültmeye yarar. Yani yolda giden bir arabanın yandaki aynalarına baktığınızda bütün yol aynanın içerisindedir. Bütün arabalar aynanın içerisindedir. Görüntüyü küçültmeye yarar. Görüntü düzdür ve küçüktür. Tekrar edecek olursak düz aynada görüntü ters e, görünür. E, ambulansların yazıları e, ters yazılır. Bunun sebebi de aynadan bakıldığında düz görünsün diyedir. Çukur aynalar görüntüyü... Büyük göstermeye yarar. Büyütmeye yarar. Aynı zamanda görüntü ters, düz, büyük ya da küçük olabilir. Odak noktasının uzaklığına göredir. Bakın şu an ben aynanın içerisine sığıyorum çukur ayna. Uzaklığımda kalemin daha küçük olduğunu gözlemliyorsunuz. Evet ters, düz, küçük, büyük olabilir. Genelde görüntüyü büyütmeye yarar. Nerede kullanılır günlük hayatta çukur aynalar? Araba farlarının içi bakın araba farlarının içi çukur aynadır. Yine e, fenerlerin, el fenerlerin içerisi çukur ayna örneğidir. Ne dedik? Dişçi aynaları, görüntüyü büyütmeye yarar dişçi aynaları. Dev aynaları yine kullanılan, onlar e, görüntüyü büyütmeye yarar. Çukur aynanın kullanım alanlarıdır. Tümsek ayna ise güvenlik kameralarında, e, dikiz aynalarında, arabaların dikiz aynalarında, yan aynalarında kullanılır. Bu da görüntüyü küçültmeye yarar. Evet, aynalar bu kadardır.